Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sağlam ev serimizin ikincisini çekiyoruz. Bu ev ilk serimizden daha sağlam oldu. O yüzden ikincisini aratmayacağını düşünüyorum. Yani ikincisinden daha iyi bile olabilir. Siz de yorumlar yaparak bu ev daha iyi olmuş ya da önceki daha iyiydi diye belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu evimiz birazcık kasıyor. Neden kasıyor? Çünkü arkadaşlar bu tarafları full su, içerisinde lavlar var. Peki bu tuzak nasıl çalışıyor? Bu bir tuzak değil aslında. Fakat burada evimizin içinde panik butonu var arkadaşlar. Panik butonu. Panik butonu bu değil. Bu kapıyı açıp giriyorsunuz ve panik butonuna şuradan tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu panik butonuna tıkladığınız zaman ne oluyor? Şimdi arkadaşlar evi sonbahar bölgesine yaptığım için benim sularım donmaya başladı. Normalde siz normal bölgeye yaparsanız sularınız donmaz. Ve Enderman'ler evinize giriş yapamaz. Yani benim sularım donduğu için sıkıntı yaratıyor bana. Yani donmuş sudan geçebiliyorlar. Ama normalde su olması lazım buraların arkadaşlar. Enderman'lerin girmemesi için veya yaratıkların yavaş girmesi için buraların su olması gerekiyor. Evet, içerideki bu kısımlar normalde lav. Fakat siz şu an görmüyorsunuz çünkü pistonlarımız çalışıyor arkadaşlar. Pistonlarımızın hepsi açık şu anda. Şimdi pistonlarımızı kapattığımız zaman direkt evimizi panik haline alıyor ve evimizi kapatıyor. Gerek suyla gerek lavla evimizi korumaya alıyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Butona bastığımızda çok kasacak. Ona yapacak bir şey yok. Evet. Butonumuzu açtık. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buraların normalde hep su olması lazımdı. Dediğim gibi sonbahar bölgesinde olduğumuz için koyduğumuz sular buza dönüşüyor. Ve düşenler burada suyun içine girmeli, hapsolmalı. Su en son seviyede olmamalı, bir alt seviyede olmalı ya da iki alt. Düşenlerin suda hapsolması lazım ve biz o düşenleri yukarıdan avlayacağız arkadaşlar. Eğer orayı da geçerlerse evimize hiçbir şekilde ulaşamayacakları bir durum olarak buraya lav koyduk. Yani lavı hiçbir şekilde geçemezler arkadaşlar. Ya buradan yaratıklar demir çitliğin üstünden geçemezler, atlayamazlar. İsterseniz bir şey daha arttırabilirsiniz bu şeyi. Peki diyelim evinizin içindesiniz. Panik butonunu açtınız. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar geleceksiniz buradan. Nether tuğla alacaksınız. Tamam mı? Gerek ok alacaksınız, yay alacaksınız. Önce nether tuğla taktiğini göstereyim. Nether tuğlaları şöyle bir tane dizseniz bile yeter. Her yeri görüyor ama eğer yetmiyorsa 2. Evet, 2'yi dizip buradan istediğiniz yere atış yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde 3'ü de koyabilirsiniz ama ters oldu. Sıkıntı yok. Evet, bu şekilde 3. merdivenimizi de koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim ok mantığına. Bu şekilde merdivenlerimizi koyduktan sonra arkadaşlar, koyayım tekrardan. Buradan bir tane, ben kendime bir tane yay yaptım. Siz 0-1 yay alın. Ok alın. Büyülü kitaplardan beğendiğinizi alın arkadaşlar. Büyülü kitaplardan beğendiğiniz olursa alın. Gelin buraya yayı koyun. Büyülü kitapları tek tek basın. Büyüleri tak 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 direkt işleyin örsünüzde. Ben 1.8 sürümünde oynuyorum arkadaşlar. Evet. Büyülerimizi yaptık. Eklenenler eklendi. Eklenmeyenler varmış. Mesela darbe eklenmedi. Veya zırha takılan şeyler eklenmedi arkadaşlar. Buraya koyduk yayımızı. Örsümüz hiç hasar almadı. Galiba game moddayız. İsmini de değiştirelim. Ne koyalım? Necati koyalım ismini arkadaşlar. Oo, ücretine bak, 32 alıyor. İsmini de değiştirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle buraya bir tane zombi spamlayalım diyeceğim. Fakat zombi ölebilir. Evet, ölür büyük ihtimal. İskelet de ölebilir. Ne ölmez? Dur bakalım. Domuz ama şey domuz. Neydi? Zombi domuz adam. Zombi domuz adam ölmeyebilir arkadaşlar. Şöyle 3 tane spamlayalım. Tuzak şeyimizi kapatalım. Tamam. Kapanırken nasıl kastı? Şu an Gamma mode 0 yaptık. Ne oluyor lan? Arkadaşlar yanlış bir şeye bastım herhalde ve F1'e basınca elimizdeki şeylerin hepsi kapanıyor. Sinema moduna geçiyormuş. Bunu fark ettim. Evet, F1'e tekrardan basıyoruz. Ve bu arkadaşlara bir tane vuruyoruz arkadaşlar. Biz... Anam!
Bizi sevmemeye başladılar. Peşimizden geliyorlar. Hemen evimize kaçıyoruz. Evimize kaçtıktan sonra panik butonunu açıyoruz. Şuradan shift'e basıp geri giriyoruz. Ve domuz adamlar lavın içine düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimize hiçbir şekilde giremiyorlar. Anca oradan bakıyorlar. Atlasalar bile lava düşüyor. Fakat bunlar zaten lav canavarı olduğu için lavda hasar almıyorlar. O yüzden alıyorum elime Necati'yi. Necati gel oğlum. Tak. Tak. Arkadaşlar alevli ok normalde ama bunlar dediğim gibi alev yaratıkları olduğu için hasar almıyorlar. Yani ateşten yani. Ateş bunlara güç veriyor resmen. Evet, domuz adamlarımızı bu şekilde kestik. Normalde suyu geçememeleri lazım. Çünkü su onu hapsediyor arkadaşlar. Su düştüğü anda hapsediyor. Yaratıklar zıplamıyor bildiğiniz gibi. Yani iki blok arasından zıplamıyor. Şu şekilde zıplıyor ama iki blok arasından zıplayamaz. Buralar buz olduğu için mecburen bu kısım biraz çalışmıyor gibi oldu. Ama siz yaparsanız emin olun ki çalışır. Başka bir yaratık da deneyelim. Ondan sonra şeye geçelim arkadaşlar. Yapılışını göstereyim. Sadece bir bölümün yapılışını göstereceğim. Bütün evin yapılışını göstermeyeceğim. Evet, şöyle ne çağıralım? Ne çağıralım? Game modu alalım önce. Game mod 1'e alalım. Ve bakalım. Çağır. Çağır yazalım. Tavşan bize bir şey yapmaz. Kurt. Kurt yapar aslında ama saldırmak lazım. Endermit, domuz. Domuz da yapmaz. Mağara. Mağara örümceği. Acaba mağara örümceğe girebilecek mi arkadaşlar? Onu da çok merak ediyorum. Ama bir tane altın elma yemek istiyorum. Çünkü canım azdı. Tamam. Game mod 0 yaptık. Altın elmamızı yedik arkadaşlar. Şimdi zombi domuz değil. Seni çağırdık. Bir tane vuruyoruz. Evet, peşimizden geliyor. Evet, bayağı vuruyormuş arkadaşlar bu. Zehirliyor galiba. Evet, durun bakalım. Şöyle evimize atladık. Panik butonunu kapatmayı mı unuttuk? Ne oldu ya uçmaktan? Kapatsaydık şunu ya. Anam. Nasıl kastı? Şimdi. Yaratığımızı şöyle bir kendimize doğru çeksek mi? Gerçi bu yukarıda tırmanarak çıkabilir arkadaşlar. Panik butonunu açıp çekmemiz lazım. Tamam, panik butonunu açıp şu an çekiyoruz. Nasıl çekeceğiz? O! Düz vurdum ve tek yedi arkadaşlar. Bu neydi ya? Game mod 0 yapıyorum tekrardan. Pardon, game mod 1 yapıyorum. Arkadaşlar örümcek tek yedi ya. Piston koymanız lazım. Yapışkan piston. Ya şu şekilde yapışkan piston koymanız lazım arkadaşlar. Mesela böyle. Böyle. Tamam. Böyle gayet iyi oldu. Şöyle kızıl taşımızı alalım. Kızıl taşımızı alalım. Şalter de alalım bir tane. Şalter. Kızıl taşları üstünden geçiremiyoruz. Üstlerine blok koymamız lazım. Bir tane blok alıyoruz arkadaşlar. Şöyle üstünden geçirdik mi? Tamam. Üstlerinden geçirdik. Bunların da üstlerinden geçirdik. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın tuzak mantığını anlatıyorum şimdi. Buraları komple kırıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu kapalı oluyor. Bu kapalı olunca ne demek? Üstünden geçebilirsiniz demek. Bu tuzağı birazcık daha geliştirelim istiyorsanız. Çünkü bu bayağı basit oldu. Senin de üstünden kızıl taş geçiriyoruz. Arkadaşlar butonu kapatıyoruz. Buraları kırıyoruz. Tamam, bu kadar kırdığımız yeter. Şu an mantığını anlatıyorum arkadaşlar tuzağın. Şöyle lav alıyoruz kendimize. Buralara koymuyoruz arkadaşlar. Buralara koyarsanız ne olur? Yok, üst taraflara koymuyorsunuz. Buraya koyabilirsiniz. Tamam, sıkıntı yok. Evet, şu an şuna bastığımız anda arkadaşlar yanlarını da şu şekilde izleyebiliriz. Hiç sıkıntı olmaz. Kızıl taşları etkilemeyecek şekilde gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yol gibi bile yapabilirsiniz yani. Hatta şöyle yol gibi bile olabilir. Tamam, şöyle hiç diyelim normal yolmuş gibi. Şöyle geldi. Tamam. Evet, bastığınız anda arkadaşlar lavlar direkt kendini belli eder ve açılır. Yapım şeyini göstereyim ben size. Hiç yapmayayım buraya. Direkt nasıl yapıldığını göstereyim. Arkadaşlar kızıl taşlar var burada.
Gördüğünüz gibi arka arkaya 2 adet piston var. Biri açılıyor, burayı kapatıyor. Biri açılıyor, burayı kapatıyor. Yani bu kızıl taşlar iki pistonu da etki ediyor arkadaşlar. Hem altındakini hem alt yanındakini etki ediyor. Ve basınca, açınca, yani açık olunca her yer kapalı oluyor. Kapatınca geri çektiği için burası da açılıyor ve burası da açılıyor arkadaşlar. Evimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz.